Merhaba gazosuz kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar. İnternet Cafe Simulator'dayız. Bugün oyun çıkalı zaten baya oldu ama ben daha yeni video çekme fırsatı buldum. Böyle bir iki saat oynadım oyunu denemek için, ne var ne yok ki, ve hoşuma gitti. Güzel bir oyun. Şimdi kanala da bir bölümünü çekmek istedim. Beğenirseniz devam ederiz. Zaten güzel bir olayı var oyunun. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani çok geç kaldım video çekmek için ama bu benim sıkıntım açıkçası. Hani neden bu kadar geciktim bilmiyorum. İlk başta karar veremedim. Çeksem mi çekmesem mi diye. Sonradan karar verdim. Sizden de istek vesaire gelince dedim en iyisi çekeyim. Hani ilk başta bir emin olamamıştım. Sizden istek gelince en son kararımı verdim. Ve oynuyoruz bakalım. Şimdi zaten benim bir kaydım vardı burada. Onun için devam et yazıyor. Şimdi biz başlat diyelim sıfırdan. Başlayalım abi. Banka kredili olarak başlayacağım ben. Hani hiç uğraşacak halim yok. Şuradan abi Gazozneti resmi olarak açalım. Şöyle Gazozneti. Açtık. Altta ne diyor? Yeni bir oyuna başladığınızda tamam. Onu anladık abi. Sıkıntı yok. Evet. Oyunumuz yükleniyor. Umarım güzel bir oynanış yaparız abi. Umarım her şey güzel olur. Evet, oyunumuz geldi. Bu kiraladığın otel odası. Burada yemek yiyebilir ve uyuyabilirsiniz diyor. İş yerine ulaşmak için ekrandaki işareti takip edebilirsiniz. Kapat diyelim abi. Otel odasındayız. Bu arada mouse niye 2 saatte dönüyor? Şu DPI'yi ben birazcık yükselteceğim. O ne abi? Karnı kuruluyor adamın ya. Dolap nerede? Dolap. Dolap nerede? Dolap burada mı? Aynen burada. Güzel abi. Şuradan hemen bir yemek yiyelim ve kafeye gidip işe başlayalım. Şunu da ye. Tamamdır. Açlığı fullledik. Şöyle gidelim abi. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Burada bizim laptopumuz vesaire varmış. Otel odasıymış burası zaten. Her şey güzel. Burada yapabileceğimiz başka bir olay olduğunu düşünmüyorum. 233 numaralı otel odasında da kalıyormuşuz. Otel diyemedim ya. Koş 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 koş. Koş, iş bizi bekler. Koş. Bu arada bu benim için hani değişik bir video. Kapıyı da yüzümüze doğru açmamız tuhaf oldu. Kapatalım da biri girmesin. Bu benim için değişik bir video. Uzun zamandır böyle önümde direksiyon yokken bir video çekmiyordum. Evet. Bizim kafe burası. Gazoznet yazıyor. Aa çok güzel. Yani şu an biraz tuhaf oldu. Burayı ne abi? Bok götürüyor burayı ya. Burayı gerçekten bok götürüyor. Temizle abi şunları. Bu House Flipper gibi oldu bu ilk başı. Neyse temizliyoruz bakalım. House Flipper'ı da severim bu arada. Baya oynamıştım vardır. Ya, önümde direksiyon yok. Şu an birazcık tuhaf hissediyorum. Yani uzun zamandır böyle klavyeyle oynadığım bir oyunun videosunu çekmiyordu. Tuhaf oldu aşkısı. Temizle abi temizle. Bu kafeyi çok güzel yapmayı planlıyorum. Öncelikle şu zemin vesaire çok kötü abi. Hani ben böyle şeyleri çok takan bir insanım. Zeminin işte duvar kaplamalarının vesaire güzel olması lazım. Hani ilk işim açıkçası şu zemini falan düzeltmek. Ama pahalı mıdır değil midir? Pek bir bilgim yok. Temizle abi. Temizle abi. Evet gördüğünüz üzere her yer cillop gibi oldu. Yani gazoz dök yala moduna geldi. Bal dök yalanın gazoz versiyonunu söyledim. Ya o şekilde yani tertemiz. Şimdi deyimlere vesaire burada girmeye gerek yok. Şimdi ben şu elimdekini bırakmak istiyorum. Ya oyundaki tek sevmediğim özellik şu hayvanat gibi şunu atması yani. Ben bunu buraya dayamak istiyorum abi. Neden olmuyor. Aa ne yaptık lan? Neyse o öyle kalsın. Oyundaki sıkıntılardan bir tanesi bu. Evet ben bunu nereye asayım şimdi? Şurası iyi midir? Dur lan fırlatma. Ha şöyle. Tamam. Güzel gözüktü mü? Bence gözüktü abi. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hemen bir şeye gelelim. Bilgisayara gelelim. Otur abi bilgisayara. Açalım hemen bilgisayarımızı. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Kasamız çalışıyor. Umarım mavi ekran falan vermez ki vereceğini de sanmıyorum. Hadi abi açıl. Evet bilgisayarımız geldi abi. Böyle iyice bir ekrana yakınlaşalım. Şimdi burada olaylarımız vesaire varmış. Ben yine öncelikle bir Zamazor'a bir gireyim bakalım. Zamazor'da var mı bu benim zemin dediğim olay? Burada yok. Zamazor'dan çıkalım. Şu design diyor abi. Design'a girdik. Zemin var mı burada? Aa zemin var. Şöyle ben güzel bir zemin almak istiyorum. Fazla da pahalı değilmiş. Şöyle içimizi açan bir şeyler istiyorum ben. Bakalım abi şöyle. Bakalım bakalım bakalım. Devam devam. Bunları hiç beğenmedim abi. Bunu da beğenmedim. O ne öyle kapkara. Ha bu kadar mı? Ama hiçbirini beğenmedim ben. Nasıl yapacağız? Yani şunu alalım bari. İşlerinden en düzgünü bu açıkçası. Aldık mı şu an? Aldık sanırım. Bakalım abi hemen geliyor mu o zemin oraya? Nasıl çıkıyoruz? Ha Q ile çıkıyor. Evet geldi. Vallahi geldi. Bak ya ortam açıldı abi. Bir de duvar kağıdı olayına bakayım ben hemen. Çok cırtlak durdu şu an ama duvar kağıdını da hallettiğimizde düzelecektir diyebilirim. Benim takıntım var abi. Açık renk olacak birazcık. Bu ne böyle ya? Koyu koyu. Geç 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 geç. Hop bu ne? Bu ne böyle? Aa reklam olayları. Geç abi. Nasıl internet kafeciyiz ya? Daha kendi bilgisayarımızın virüsünü temizleyememişiz. İnternet kafe açmışız. Böyle saçmalıkla olamaz ya. Abi şimdi şu ikisinin arasında kaldım da şunu pek anlayamadım. Daha bir düzgün gibi duruyor. Şu daha bir şey. Ben bunu alacağım ya. Ben bunu alacağım. Vallahi merakımdan aldım şu an açıkçası. Biraz tuhaf duruyordu orada. Tamam. Güzel oldu. Değil mi? Güzel oldu mu? Ya pek de bir şeye benzemedi ama fena değil. Bu ortamın ışıklarını da sevmiyorum ben. Bunlar değişiyor mu ya? LED falan döşeyelim abi. Şuraya beyaz ışık olsun. Şuna baksana. Bu ne böyle ya? Gece kondu ışığı gibi. Yani anneannemin evindeki ışığa benziyor. Yani hiçbir internet kafe gibi durmuyor şu an burası. Daha neler yapabiliriz acaba? Aa duvar kağıtları buradaymış lan. Dur. Duvar
kağıdı ekleyelim biz. Duvar kağıdı ekleyelim. Ne eklesek abi? Bak şu fena değilmiş. Yalnız direkt tasarım işine girdim ya. İş mimar gibi böyle. O da çok tuhaf oldu. Ne ekleyelim? Şöyle sanatsal güzel bir şey ekleyelim. Sanatsal güzel bir şey. Abi ben şunu ekleyeceğim. Çok tatlı duruyor. Dur bakalım nasıl geliyor duvar kağıdı? Bir bakayım ben. Kargo ile mi gelecek? Çık abi Q. Bakmak istiyorum. Herhalde kargo ile geliyor. Biz asıyoruz falan. Yok, kargo ile gelmemiş. Nasıl gelecek o şimdi? Ben onu seçtim. Yani anlayamadım. Ben onu seçtim de o nasıl gelecek? Kargo alanı boş abi. Tamam neyse kapatalım. Aslında birazcık şu bilgisayarları falan döşesek güzel olacak. Direkt tasarım olayına girdik. Çok değişik oldu. Hemen abi girelim. Bu en son iş yaparız bu bilgisayar şey duvar kağıdı işlerini falan. Şimdi bilgisayara bakacağız. Nasıl bir şey yapsak? Abi öncelikle ben laptop dizmek istiyorum. Hiç böyle masaüstüyle falan uğraşacak halim yok. Tek tek onu toplayacak. Şimdi bilgisayarlara bir bakıyoruz. Abi bence başlangıçta şu yeterli olacaktır. Bunu dizelim böyle alt kata falan. Ondan sonra üst katı falan açtığımızda bunu dizeriz. Hani bu daha üst seviye bir şey olduğu için. Hani kafeyi ben ikiye bölmek istiyorum. Bir düşük seviye, ekonomik seviye. Birisi de üst seviye. O sebepten dolayı ilk olarak biz ekonomik seviyeyi halledelim. Bir de şuradan masa alalım abi buna. Nasıl bir masa alabiliriz? Ama başlarım böyle işe bir virüs taraması yapak şuna ya. Masa ne alsam ben masaya karar veremedim. Şimdi içimden bir ses diyor ki en dandiğini al diyor. Şunu diyor al diyor. Sonra diyor şunu alırsın diyor. Hani üst seviyeye ki öyle yapalım bence. Sıkıştırılmış talaştan falan yapılmış. Tamam bunu alalım. Başka bizim neye ihtiyacımız var abi? Kulaklık ihtiyacımız var. Klavye şey olsa bile hani laptop olsa bile kulaklık ihtiyacı var. Klavye almamıza bence gerek yok. Bir tane de kulaklık alalım. Bir masayı tamamlayalım. Yine en dandiğini alacağım. Ekonomik paket bir kafe oluşturduğumuz için bu arada para da azalıyor. Elektrik faturası gibi olaylar vesaire de vardı burada. Bayağı zorlu bir ekonomisi var. Hayırlısı olsun inşallah. Evet siparişler geldi abi. Şunları hemen alalım. Aç abi şunu. Evet masamız geldi. Böyle şak diye de açmak hiç güzel olmuyor ama yapabilecek bir şey yok. Şimdi abi bir düşünelim. Sen bir dur bakayım şurada. Oha oğlum kıracağız lan. Şimdi ben burayı bilgisayar alanı yapacağım zaten. Bu kesin bir şey. Başka bilgisayar alanı yapacak bir şey yok. Şuraya bir masa koysak. Şuraya ikinci masayı koysak. Şuraya da iki tane sığdırsak bence gayet güzel olabilir. Başka bir tasarım düşünüyorum şu an. Ama yok. Yani buraya 5 tane masa sığdırmak gibi bir fikrim var. Deneyeceğim. Yani bizim Türkiye'deki internet kafeler çok sıkışıktı. Özellikle bizim gittiğimiz bir kafe vardı. Hatta alt katında tuvalet olduğu için çok kötü kokuyordu ya. Alt katta hiç oynamak istemezdik biz. Vay be eski yıllar günler aklıma geldi. Şimdi abi şunu şöyle koy bakayım. Hatta az daha duvara sıfır yapabiliriz. Ben takıntılı bir adamım. Sıfır durması lazım. Fırlatma şunu. Adam akıllı koy. Şöyle pek sıfır olmadı. Olsun. Onunla 2 saat uğraşacak. Vaktim yok. Şunu getir abi. Açalım hemen şunu. Bu kulaklıkmış. Tamamdır. Kulaklığı da şöyle koy. Bunu daha sonrasında ayarlarız. Şu laptopumuzda. Alıp koyalım. Şimdi bunun aynısından bir tane daha ayarlayacağım. Daha doğrusu 2, 3, 4 tane falan yapacağım ben bunun aynısından. Şunu da aç abi. Laptopu da yere atmak ne kadar doğru bilmiyorum ama oyunda dediğim gibi bırakma mekaniği yok. Sürekli bir şeyleri fırlatıyor. Şöyle koysak ideal mi ya? Tam ortalayalım. Abi ben takıntılıyım. Bunun tam ortalı durması lazım. Gözünü seveyim yapma bana böyle şeyler ya. Oyun ya. Fırlatma lan kulaklığı. Doğru düz koy şuraya. Şöyle döndürelim abi şunu. Şurada dursa ideal midir? Ben buna bir tane de mouse alayım. Yazık abi adam touchpad'le niye uğraşacak ki? Bak bu kadar da düşünceliyim ha. Benim gibi internet kafe sahibi bulamazsınız hiçbir yerde. Zamazora gir abi zamazora. Şuradan bir tane de farecik alalım. Yine en ucuzundan. En ucuzundan alalım. Oğlum gidin lan. Evet en ucuzundan bir tane de mouse aldık. Mouse'umuz gerçi daha gelmedi sanırım ama. Neyse şimdi ben şey yapacağım abi. Dur mouse gelsin onu da koyalım. Ardından hani hepsini şey yapacağım. Evet mouse da geldi. Şu mouse'u da koyayım. Aynı masadan ben buraya 3-4 tane daha dizeceğim. Gel bakalım mouse buraya. Koy abi şöyle düzgünce koyalım. Evet güzelce koyduk. Bu arada kablosuz bir mouse'muş bu. O da güzel açıkçası. Tamam burası sıkıntısız. Hazır. Yani bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bu arada nah hazır ya. Adam ayakta mı oynayacak abi? Koltuk almadık bak. İyi ki oradaki ekran gösterdi bize. Yani hepsini koltuksuz yapabilirdim. Zamazora tekrardan girdik. Şimdi bilgisayar başındayken rahatlık çok önemlidir abi. Dur koltuk nerede? Koltuklar daha üstteymiş ya. Ben masaya bastım. Koltuk sandım onu. Ha sandalye diyor. Ben niye koltuk yazarım? Şimdi dediğim gibi rahatlık çok önemlidir abi. O sebepten dolayı biz ekonomik seviye bir şey yapıyorduk. Onu da bu ne lan? Bu düğünlerde olan şeyden değil mi? Artı 18'e başlatma lan. Git bu düğünlerde olan plastik sandalyeden değil mi ya? Bunun ne işi var burada abi? Gözünü seveyim. Yani ben o kadar da kötü bir kafe sahibi değilim açıkçası. Ne koysak. Abi şu düzgün duruyor. Hani gamerlık bir tarafı yok bunun. Ekonomik sınıf yapıyoruz dediğim gibi. Hani şu an bizim yaptığımız
yaptığımız bilgisayarda bir oyuncu olmayacak. O sebepten dolayı şu düzgün duruyor. Ben şunu almak istiyorum. Bu arada boss diyor. Patron sandalyesiymiş ya. Alsak mı? Neyse alalım. Yani kafeye gelenlerin yerleri kalksın böyle. Kendilerini patron gibi falan hissetsinler. Hemen gidelim abi. Gönder baba koliyi. Gönder koliyi. Hadi sandalye hadi hadi. Paletin de önünde beklemek ne kadar doğru ya. Kargo alanı. Dur bir gidip geleyim. Belki yüklenmesi falan gerekiyordur. Aa gittim geldim. Aa hala gelmemiş. Bir daha gidip geleyim. Aa. Hala gelmedi. Evet inada bindi. Hayırdır oğlum. Doğru düşürüyün lan. Ne biçim yürüyorsunuz? İşsizler siz. Aa geldi. Adamlara laf ederken geldi. Hemen şöyle koltuğumuzu da açalım abi. Aman Allah'ım. Böyle bir açış yok. Şimdi Allah belanı vermesin ya. Üf. Her yer dağıldı. İşin yoksa şimdi bir daha yap bunları yüksel. Aman şunu bıraksana elinden evladım. Ha masanın üstüne bıraktık. Şu mouse'u da alayım. Umarım bir şeyler kırılmamıştır ya. Kulaklık da gitmiş. Lanet olsun böyle işe. Şimdi masayı alabileceğim mi ben bunlar üstündeyken? Puh ya böyle bir rezalet yok. Gözünü seveyim böyle bir rezalet yok. Şuraya koyacağım ben bunu. Yazıklar olsun ya. Yerde şeyler var diye koyamıyoruz abi. Rezillik böyle kafe mi olur ya? Ya şunu 2 saattir düzgün koyamıyorum. Babacığım ben takıntılı bir şeyim. Oyun. Ben takıntılıyım. Bunun milimetrik düzgün durması lazım. Abi yamuk duruyor. Kafayı yiyeceğim. Yok abi orada yamuk duruyor ya. Orada bug'a girdi. Git bakayım sen şuraya. Sen de git sokarım laptopuna ya. Ya bir koltuk koyacaktık. Neden bütün düzen dağıldı ya? Bu düzen ne ya böyle? Evet güzel koyduk. Bayağıdır uğraşıyorum da en nihayetinde koyduk. Laptop ne hale geldi ya? Her şey kırıldı abi. Atma şunu artık. Koy doğru düz adam gibi. Oyunun mekaniklerine alışmamız lazım. Şöyle koy abi şunu. Kulaklık sen de gel bakayım. Tamam tekrardan bir düzene oturtturduk. Döndür abi kulaklığı şöyle. Bu arada hepsi kablosuz ha ürünlerin. Hani ekonomik paket ama gerçi oyunda kablo mantığı yok lan. Evet bir baktım da yokmuş. Ne güzel abi her şey kablosuz. Keşke gerçekte de böyle olsa. Şimdi şunu al adam akıllı. Kırmadan abi fırlatmadan koy şunu. Koy abi dön abi. Döndü Mevlana gibi. Evet. Hele şükür be. Masanın bir tanesini yaptık. Allah razı olsun. Şimdi ben bunun aynısından bir buraya koyacağım abi. Bir buraya bir buraya. 4 tane masa yapmayı planlıyorum. Hatta sıkıştırırsam şuraya 5 de yaparım. Böyle insanlar geçemesin abi. Bizim Ankara'daki kafeler öyle insan geçemez böyle içinden. Böyle yılan olman lazım ya. O kadar böyle masa koymuşlar ki dar yapmak için. Para kazanmak için fazla masa koyuyorlar. Sonra insan geçemiyor. Ben bunların aynısını yapıp geliyorum. Yani biz ekonomik sınıf için aslında bu laptopu da alabilirdik. Ama bizim ekonomik sınıfımız bile hani üst seviye olsun en düşük laptopu almadım abi. Bilgisayar önemli şimdi. O sebepten dolayı bilgisayardan fazla kısmak istemeyip bunu aldım. O dediğim hani yüksek seviyeye de yani oyuncu bilgisayarlarında da bu bilgisayarı koyacağız. Bakalım güzel olacak. Evet aynı masadan ben buraya bir tane daha yaptım abi. Şimdi benim aklıma takılan soru şu oldu. Şimdi bunun ikisini de ben yan yana koydum. Bu burada başka bir şey yaparken bu burada başka bir şey yapıyorsa ve bunlar birbirlerini gözetlerse ne olacak? Yani kafede kavga çıkabilir. Oyunda şey var mı ya? Aradım birazcık ama bulamadım. Şu ortaya bir dikme indirebiliyoruz mu? Yani böyle araya bir tahta falan koyabiliyor muyuz? Hani okulda önceden sınav olurken çanta koyardık araya. Kağıtlara bakmayalım diye. Şimdi hala var mı bilmiyorum ama. Hani onun gibi bir mantık yapabilmemiz lazım bizim buraya. Çünkü büyük sıkıntı ya. Ama pek de sorun değil. Hani bu bilgisayarlar genelde böyle memurlara falan hitap edebilecek bir şey oldu. Çünkü tam bir gamer olayı olmadığı için bunlar. Daha böyle bir düşük seviye hani böyle kafeye mail yazmaya falan gelenler için veya işte ödev çıkartmaya gelenler falan için oldu. Güzel ama şu araya bir çare bulmamız lazım. Bilmiyorum. Belki ileride şunu şuraya kadar alabilirim. Araya başka bir alet falan da koyabilirim. Bilmiyorum. Artık düşüneceğiz. Aynısından şuraya da iki tane yapmam gerekiyor ama param çok az abi. O sebepten dolayı ben bir kafeyi açacağım. Fakat bir saate bakalım. Saat 5.52 mi? Oo sabah mı oluyor lan? Oğlum biz bir gün mü geçirdik? Ne yap? Aa büyük ihtimal sabah oluyor. Neyse o zaman bir sonraki bölümde açalım kafeyi. Eğer beğenirseniz devam ederiz ve bir sonraki bölümde gelir. İki tane masa kurduk. Güzel oldu. Şu an sıkıntısız. İkisi de çalışabiliyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Güzel oyun. Ben oynarken açıkçası çok çok keyif aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın.